Öncelikle Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama bekliyoruz. Resmi açıklama henüz yapılmadı. Ancak ben buradaki durumu, yangın şu anda ne aşamada, patlamada hangi müdahaleler yapılıyor onu göstereyim isterseniz sizlere. Kameraman arkadaşım Atilla Ustun sizlere gösteriyor. Dumanlar hala fabrikadan yükselmeye devam ediyor. Yaklaşık bir saat önce yaşanmıştı buradaki patlama. Burası bir kapsül fabrikası. Kapsül fabrikası derken neden bahsediyoruz? Dinamit patlayıcıların bir kapsül içerisine sıkıştırılmış halde bulunduğunu söylemekte fayda var. Burada aslında çok fazla sayıda yine imha da gerçekleştiriliyordu burada. İşte o imha olduğunu aslında burada çevrede yaşayan vatandaşlar da zannetti ilk etapta. Şunu söylemekte fayda var. Yangın bir saat önce başlamıştı ve bir saattir de devam ediyor. Burada zaman zaman patlamalar da gelmeye devam ettiği için yine ekipler de buradaki fabrikaya müdahale ederken çok da dikkatli davranıyorlar. Esasında Mamak Ankara'nın merkezi noktalarından birisi. Çevrede hemen çevresinde de yine yerleşim yerleri mevcut buradaki fabrikanın. Buraya önce kimyasal biyolojik birimler geldi. Nükleer birimler geldi. KBRN birimleri burada önce bir keşif yaptı. Direkt müdahale edemedi ekipler. Ve patlamaların meydana gelmesiyle beraber buradaki kimyasal çözeltilerin suyla bir araya gelmesiyle birlikte yeni patlamalar da doğurdu ve o patlamalar da devam ediyor şu anda. Kameraman arkadaşım gösteriyor size. Yine Atilla Uslu hemen çevresini görüyorsunuz. Mamak Ankara'nın merkezi ve çevreye şarapnellerde olası bir patlama riskine karşı şarapneller sıçramasın diye burası aslında yine beton bariyerlerle çevrilmiş durumda. Makine Kimya Enstitüsü'nde 10 Haziran'da da bir patlama meydana gelmişti. O da roket fabrikasıydı hatırlanacağı gibi. 5 işçi hayatını kaybetmişti. Şu ana kadar hayatını kaybedene ilişkin herhangi bir resmi bilgi de yok. Yaralı olduğuna ilişkin yine buradan edindiğimiz bilgiler var ancak o da yine resmi bilgi değil. Yaralılar olduğuna ilişkin dediğimiz gibi yine bilgiler de mevcut. Mamak Kayaş yerleşkesinde Makine Kimya Enstitüsü'nün buradaki görüntüleri de yine kameraman arkadaşım Atilla Uslu sizlere aktarıyor. Dört yaralı olduğu birinin durumunun ağır olduğu ifade edilmişti. Tabii resmi olmayan bilgiler buradaki bilgiler. Ekipler, itfaiye ekipleri yine teyakkuz halinde Ankara'da burada müdahale çalışmaları yapılıyor. Ancak dediğimiz gibi kimyasal bir süreç yaşanmasın diye yeni patlamalar meydana gelmesin diye şu anda da o ekipler de çalışmalarını çok çok temkinli bir şekilde sürdürüyorlar. Saatler 10.56'yı gösterdiğinde yaşandı buradaki patlama. Söylemekte fayda var, tekrar etmekte fayda var. KBRN araçları ilk etapta olay yerine gönderildi. Burada kimyasal ürünler olduğu için kapsül fabrikası burası. Askeri mühimmat üretiliyor. Bu askeri mühimmatla beraber şiddetli patlayıcılar da yine burada üretiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İçişleri Bakanlığı'nın Jandarma Genel Komutanlığı'nın envanterini karşılayabilmek için o üretim aşamasındayken patlamalar yaşandı bir saat önce. Esasında buranın halkı, burada yaşayanlar buradaki patlamalara aşina. Çünkü imha edilen burada yine patlayıcılar vardı. Ancak bu imha edilen bir patlayıcı değil. Kazayla yaşanan bir patlama. Yangın da hala devam ediyor. Kameraman arkadaşım sizlere gösteriyor yangını. Yaklaşık bir saattir devam ediyor. Ekipler müdahale ediyor. Tabii ambulans ekipleri, çok sayıda ambulans ekipleri burada. Tahliye çalışmaları devam ediyordu. Yerleşke içerisindeki işçiler tahliye edildi. Aslında orada şu anda yanan bölge güvenli bir bölge. İnsandan arındırılmış bir bölge demek daha doğru olur. Ancak fabrikada çok fazla sayıda üretim tesisi var. O üretim tesislerinden bir yerde başlayıp diğer bir noktaya yangının sıçramaması için ekipler önlemlerini şu anda almış durumda. Onlar da yine buradaki önlemlerine devam ediyorlar. Polis ekipleri bu mahallenin girişinde Serkan, barikat kurmuş durumda ve o mahallenin... Beni duyabiliyor musun? Bir kısa ara verelim hemen. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse şu anda telefon hattımızda. Kendisinden de son bilgileri alalım istersen. Birazdan sana tekrar döneceğiz. Sayın Başkan, geçmiş olsun diyerek başlayalım. Patlamaya ilişkin daha önce yapmış olduğunuz açıklamalar var. Bir kez daha son bilgileri sizden alalım. Buyurun. Evet, geçmiş olsun diyoruz. Yaklaşık bir saat önce Mamak'ta, Kayaş'ta, yani kapsül fabrikasında bir patlama meydana geldi, yönde bilgi geldi.
Biz de hemen fabrikanın olduğu bölgeye geldik. Şu anda fabrikanın içerisindeyiz. İdari bölümünün olduğu yerdeyiz. 4 tane çalışanımızın yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi arkadaşlarımız. Onların tedavisine devam ediyor. Çalışan tüm işçiler tahliye edilmiş zaten. Şart çıkartılmış durumda. Biz geldiğimizde zaten o işlem tamamlanmıştı. Görevlerimi müdahale ediyor. Şu anda hani bir duman gözüküyor. Ama dumanın azaldığı yönde de tespitlerimiz var. Biz de bölgeyi görüyoruz şu anda. Daha doğrusu arkadaşlarımız görüyor, bize ilgi veriyor. Dolayısıyla inşallah güvenlik önlemleri alınır. Kısa sürede de yani işte o duman diyelim. Yani gözükme çünkü alev vesaire bir şey yok. Peki tehlike yani, tamamıyla duman kontrol altına alındı diyebilir miyiz Sayın Başkan? Sesinizi yani, de duymakta güçlük çekiyoruz ama. Şöyle tabii o konu kritik konu. Ben çok bir şey diyemem. Ama bizim gördüğümüz, bölgeyi gördüğümüz kadarıyla dumanların azaldığı yönünde gözlemimiz o. Zaten güvenlik görevlileri müdahale ediliyor. Büyük oranda kontrol altına almıştır diyebiliriz. Ama tamamen ne zaman olur ona bir şey diyemem. Ama Allah korusun. Bir kadar bu sonuçta. 1930 yılında kurulmuş bir kapsül fabrikası. Yıllardır üretim yapıyor. Yani işte 100 yıl olacak. Allah korusun diyoruz. Abiyinden Allah korusun diyoruz. Yaralarımızın acil şifalar diliyoruz inşallah. Ama net bir bilgi şu. Fabrikada şu anda herhangi bir işçi yok. Tamamı tahliye edilmiş durumda, tam, öyle değil mi? Tam. Biz de buradayız zaten. Evet, tam da öyle. Biz de buradayız zaten. İşlerin tamamı dışarı çıkartılmış. Biz de idari binanın olduğu yerde girişteyiz. Buradan zaten yaklaşık 2-3 kilometre daha içeride. Dolayısıyla giriş alanımızda değiliz zaten. Yani daha ileride, çok ileride. Dolayısıyla güvenlik önlemleri olmuş durumda. Bir geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş olsun diyelim. Acil şifalar diliyoruz, evet. Aynı şekilde geçmiş olsun diyelim Sayın Başkan. Sevgili izleyiciler, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse son bilgileri bizlerle paylaştı.